kıyametten 6 ay sonrasında oynadığımız için, yani kıyamet olarak tabir edilen zombi salgınından 6 ay sonra oynadığımız için muhtemelen çok hayatta kalamayacağız. Çünkü elektrik yok, su yok. Var olan sular sadece mide bulandırıcı gelse de klozetlerin haznesindeki sular ve galiba pet şişeler falan. Başka su arıtma sistemi vırt tırt var mı bilmiyorum. O yüzden marangoz yetenekli eleman açtım. Direkt yağmur toplayıcı fıçıya gideceğiz. Hemen hızlıca başlayalım bakalım. Vladislav 001 subscriber olmuş. Kankacım, subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Bu arada oyuna galiba araba sürme şeysi eklenmiş. Artık early access olmaktan çıkmış galiba. Direkt araba vermişler. Vay anasının gözü. Harbiden adamlar oyuna arabayı eklemiş usta. Ulan koskoca arabayı ekliyorsunuz oyuna. Bir oyun eklesenize ya. Şey ok pardon oyun diyorum. Ok eklesenize oyuna. Sessizce kill alalım. Vladi tekrardan teşekkür ediyorum subscriber olduğun için. Bu arada artık yayın tekrarlarına anında erişebilir. YouTube'da henüz yayınlanmamış olan oyun videolarına ünlem subs komutuyla ulaşıp izleyebilir ve chat'te slow moddan etkilenmeden takılabilirsin. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan sana. Şimdi ayarlardan hemen bir sesi açacağım. Müzik sesini. Çünkü ben çok konuşamayacağım. En azından oyun içi sesler olsun. Şimdi efendim. Mutfak bıçağını direkt alıyoruz bir kere. Mutfak bıçağı bizde. TR Yolo 25 bit göndermiş ve selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam dostum. Çok teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin. Abi direkt tencereyi alsam mı acaba? Yani yanımda bir tencere suyla dolaşmak mantıklı mı olacaktır? Emin değilim ama konserve açacağını alacağıma eminim. Şarabı alacağıma eminim. Tencere şimdilik bir beklesin. Evet, buzdolabı ve derin dondurucu boş. Suyumuz var, çok güzel. Su ihtiyacını karşıladık. Hemen çöp poşetlerini lootlamak istiyorum. Çünkü 4 çöp poşeti ve bir miktar kalasla direkt yağmur toplayıcı fıçı yapacağım. Bir mutfak bıçağım daha var. Çok güzel yedek silah anlamına geliyor bu mutfak bıçağı. Kırmızı şarabı da alıyorum. Şu an yiyecek açısından sıkıntıdayız sanırım ama. Buralarda bir yerlerde alınabilecek bir şey daha vardı sanki. Tencereyi falan almıyorum abi. Mutfak bıçağıyla gayet rahat hareket edebiliriz. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Gecikme Twitch'in kendi gecikmesi 15 saniyelik bir gecikme söz konusu sadece. Normalde tuvalet kağıdını lootlardım da bu oyunda pek lazım olmayacak diye biliyorum. Bir de bak bir şeyi denemek istiyorum. Bir saniye. Bir şeyden emin olalım. Ona göre hareket edelim. Bu çekici kuşandığımız takdirde evet inşa etme sekmesi açılıyor. Buradan yağmur toplayıcı fıçı yapabilmek için. Eyvah eyvah. 4 marangozluk istiyor arkadaşlar. 4 4. 4 marangozluk bizim biraz canımızı yakacak açıkçası. Alper Soylu 35 Babuş Mehmet'e subscriberlık ısmarlamış. Alper'cim kesene bereket. Babuş Mehmet hoş geldin aramıza. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Eksik olmayın arkadaşlar. Sağ olun. Ve kaybolan bardak. Babuş oyunda hayatta kalıyoruz da genel manada hayatta kalmak dışında oyunu nihayete erdirebiliyor muyuz? Abi desteğin için çok teşekkür ederim. A-a. Maalesef oyunun bir sonu yok. Oyunda base yapıp safe house ediniyorsun kendine. Ki şu an zaten görüyorsun dünyanın ağzına tükürülmüş vaziyette. Oyunda kendine safe house yapıp hayatta kalabildiğin kadar hayatta kalmaya çalışıyorsun. Temel olarak şu şekilde yağmur toplayıcı su fıçıları inşa ediyorsun. Tohum bulmaya çalışıyorsun. Tohumları ekip alanı suluyorsun abi. Yine ekinler geliyor. Ekinlerin bir miktarını tekrardan tohum olarak kullanıyorsun. Ve normal pişirdiğin, ektiğin sebze meyve yiyerek hayatta kalabildiğin kadar hayatta kalmaya çalışıyorsun. Oyunun multiplayer seçeneği mevcut. TR Yolo. Ve Vladislav. Hep YouTube nereye kadar sıkıldım biraz. Buradan destek verelim. Seviliyorsun babuş demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Desteğin için çok sağ ol. Oyunun bir sonu yok. Yani oyunda bir hikaye bulunmuyor. Sadece sandbox.
Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Stent. Çok güzel. Rambo gibi. Ensar Karataş, babuş seviliyorsun. Bay bay demiş. Teşekkür ederim Ensar'cığım desteğin için. Sağ olasın. Sana da iyi şeyler diliyorum. Hoşça vakit geçir. Oyun ayrıntılı, çoğu şey düşünülmüş. O yüzden sevdiriyor kendini. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama az önce söylediklerimde bir hata payı olabilir. Ben hiç çiftçilik yapmadığım için ektiğimiz ekinler bize tekrardan tohum veriyor mu bilmiyorum. Ve burası yanmış bir ev. Yanmış bir evde bir loot bulabilir miyiz? Pek zannetmiyorum ama. Evet, bu arada oyunda elektrik yok. Nereden girdim lan ben buraya? Şu çöp poşetini de hemen alalım. Ve arkadaşlar oyunda elektrikler yok şu an. MNX Gravit. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. YouTube'da Project Zomboid serisi izleyip geldim. Oyun bayağı sarıyor. Oyunun araba muhabbeti falan vardı. Bir de Darkwood'a bir oy bir saniye bir saniye bir saniye. Darkwood'a batmış isen ne düşünüyorsun? Darkwood oyununu bilmiyorum ve gerçekten evet Zomboid serisi sarıyor. Ama bu çok uzun soluklu bir seri olmayabilir çünkü şu an aha mutfak bıçağı çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Mutfak bıçağı kendimizi savunabileceğimiz bir aletimiz daha var artık. Bu oyun çok uzun soluklu olmayabilir çünkü kıyametten 6 ay sonrasında başladık ve su yok, elektrik yok. Götü toplamamız bayağı zaman alır, becerebilirsek. Discord'da özele bakar mısın sana zahmet? Dur kanka açayım bakayım. Discord arka planda açılsın. Umarım ekranımın önüne cort diye fırlamaz çotank diye. Takipler için teşekkür ediyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz hepiniz. Oğlum her taraf zombi ya. Sıkıntı yok. Allah'tan mutfak bıçağım var. Stealth kiralabiliyoruz. Zombilerin üzerine bakmak da önemli bu oyunda. Çünkü zombilerin üzerinden silah çıkabiliyor, tabanca çıkabiliyor, su çıkabiliyor. Şu an üşüyormuşuz misal. Belki kirlenmemiş kazak falan bulabiliriz. Bunlar önemli. Ensar Karataş, babuş bir dahaki Multi EU4 serisini izleyicilerle yapar mısın demiş. Pek mümkün değil dostum çünkü oyun Multi'de çok fazla lag sorunu yapıyor. Zaten videoyu izlerken de görmüşsündür. Çok fazla sıklıkla hız 3x'ten 1x'e falan düşüyor. Doğru düzgün oynatmıyor kendine. Emin Bekir Vural babuş ben faydalanabiliyor muyum Prime ile? Bir de Steam'den ekler misin kral demiş. Emincim bütün supsluk avantajlarından faydalanabilirsin. Evet ama maalesef Steam'de ekleyemem çünkü yerim yok. Yani Steam'de 100, 640'ta 640 herkes dolu. Ağzına kadar dolu Steam. Bir saniye hemen devam edeceğim oyuna. Şahinim sıkıntı yok. Sıkıntı yok balım. Sıkıntı yok. Ünlem Subs'taki videoları izleyemezler. Oo! İtfaiyeci baltası geldi. Oyunda temel odun ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz tek şey o itfaiyeci baltasıydı. Ve itfaiyeci baltası bir zombinin üzerinden çıktı. Bak bilen bilir. Bu baltayı çıkartabilmek için biz kaç tane bölgeyi lootlamaya gitmek zorunda kalmıştık. Çok nadir çıkan bir balta. Ve TR yolu sigarayı azalt da az level kas Steam'de demiş. Kanka. Kanka. Ayıp ediyorsun. Dur çarşafı alalım. Çarşafı alalım. Bir yere geçtiğimizde camını penceresini kapatırız. Ohohoho! Sakin 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 sakin. Sakin. Ayıp ediyorsun. Bu arada ben galiba bilgisayarın sesini çok açık bıraktım ya. Acık daha kısayım. Ayıp ediyorsun. Steam'de level almak o kadar kolay değil. Steam levelim 70 zaten. Daha ne yapmamı bekliyorsun? 70 mi? 69 mu? Öyle bir şey. Ensar Karataş, Hearts of Iron 4 oynayacak mısın bugün? Zannetmiyorum. Ve Vladislav 10 lira göndermiş. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar destekleriniz için çok çok sağ olun. Eksik olmayın, eyvallah. İkinci Steam hesabı aç. Oyunlarını aile paylaşımı kapsamında o hesapla paylaş. Yeni hesabına artı 640 arkadaş ekleme kapasitesi kazanmış olursun.
Abi level olmadan olmuyor o işler ya bildiğim kadarıyla. Level olmadan olmuyor diye biliyorum ben ama yani ekstradan level kasmam gerekiyor diye biliyorum ama. Bu arada oha sular var. Sular var. Hani sular yoktu lan? Oyun sular kesik başlayacaksın dedi bana. Yemek olarak bir tane konserve mantar çorbası bulabildik sadece bu arada. Başka yemeğimiz yok. Çivileri de alıyorum. Mısır gevreği, cips ve brokoli paketini de alırım. Çekici şu an için ihtiyacım yok. O yüzden almayacağım. Evet o hesaba ekstradan level kasman gerekiyor değil mi? Ekstradan level kasmam gerekecek. Çekiç, yağ bıçağı, başka bir şeyler var mı? Hemen ona bakıyorum. Erimiş dondurma. Yeriz. Yeriz. Erimiş dondurma da yenir. Ensar Karataş, Memoaç 100 TL demiş. Kanka, inan eğer sonraki bir hafta bulanık sıçarsın. Ben seni uyarayım bak. Sonraki bir hafta boyunca bulanık sıçarsın. Öyle hayal ettiğin gibi bir memeye sahip değilim. Emin Bekir, babuş bugün ne var başka canını yerim demiş. Valla bugün Ahmet'in doğum günü sevgili Dexter Alp beyefendiciğimizin. Kendisi ne şekilde arzu ederse o şekilde ilerletmeye çalışacağım yayını. Çünkü sağ olsun Ahmet, Dexter Alp bana yayınlarımda baya baya eşlik ediyor. Onun sayesinde daha güzel zaman geçiriyorum. Ben de bugün ona bir güzellik yapmak istedim açıkçası. Oyunda yağmur mu yağıyor sanki? Evet yağmur yağıyor. Arkadaşlar yağmur bitene kadar bir yere sığınmazsak hasta olacağız ve sığınacağımız ev kesinlikle bu ev değil. Zaten üşüme sıkıntısı yaşıyoruz. Üstüne bir de soğuğu yersek babalara geliriz abi. Şöyle şu ikisini üçünü avlayıp diğer eve gideceğim direkt. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir şeyleri yanlış aldım ama. Isırmadın. Öyle bir şey yaşanmadı. Şunu bir at, at şunu. Şunu bir at. Bıçağı al tekrardan eline. Çok nemli. Oo, kardeş mevzuya mı geliyorsunuz ya? Hayır, üstelik dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Ha, bu bizim için kötü bir şey mi? Değil. Camı açalım teker teker gelsinler. İçeride indirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar şu an kendi sonumuzu hazırladık. Hazır mıyız ölmeye? Ölmeye hazır mıyız? Bugün değil. Kapa. Kapa camı. Tamam. Köşeye sinip yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Arkamız temiz mi? Temiz. Çok güzel. Camı açalım. Önden bastırırlarsa camdan atlayıp kaçacağız abi. Yapacağımız hamle bu. Bir saniye ben yanlış bir şey aldıydım. Envanterime bir bakayım. Üşüme sıkıntısını nasıl gidereceğiz arkadaş? İlk defa ben bu oyunda üşüdüğüme şahitlik ediyorum. Bekle belki şu kestiklerimin birinin üzerinde. Evet, kanlı bluz. Ama hem kirli hem kanlı. Yağmurda daha çok mı çıkıyorlar? Abi bilmiyorum sesimi duydular herhalde. Ya bu zombiler sese geliyor, kokuya geliyor. Ama atletle üşüyeceğiz galiba. Benim temiz bluz bulmam lazım. Ve Ensar en zevkli yayıncı demiş. Dostum teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Hayır durmak istemiyorum ama sıcak kalmak için bir yol bul. Ne yapayım? Ateş yakmam lazım. Evet. Ateş yakmam lazım. Bildiğin ateş yakmam lazım sıcak kalmak için. Ateş nasıl yakacağım? Kamp ateşi diye geçiyordu galiba. Normal ateş diye mi geçiyor? Ateş. Kardeş hayatta kalmada kamp ateşi. Çarşafım var. 3 tane kalasa ihtiyacım var. 3 tane kalas. Nereden bulabilirim? Kapıları parçalamam gerekiyor. Ulan iyi ki var ya şu cana az çekici almışım ha. Parçala kapıyı. Tornavida da mı lazım? Baltayla kırsam ne vereceği belli değil.
Nasıl ateş yakacağım ben? Haşat'ın genç traje galiba ya. Isınman lazım bir şekilde. O zaman enfeksiyon kapma riskini göze alıp şu kanlı bluzu giyiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Enfeksiyon kapmayı göze alıp giyeceğim çünkü soğuk. Teknosin TV 1 TL daha göndermiş. Dostum desteğin için çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Yara falan kaparsak direkt öleceğiz bu arada. Onu söyleyebilirim. Adresi açayım mı? Ha, açmışsın. Açtım ben ya. Ben yenisini alayım da. Eyvallah abim. Direkt yediğim ağzıma gelince şey yaptım ya, açtım. Baltayla kırarsan kullanılamaz kalas veriyor. Aynen, onu bildiğim için kalasla dalmadım. Kaybolan bardak. Base yapacağın üs oysa kapısını parçalama bence. Abi buraya üs yapmam ya. Islanacağız ama. Aha! Bir saniye. Burası başka birinin kullandığı safe house. Şeylerden, kalaslardan görüyorsunuz değil mi? Bu evi temizleyip buraya yerleşirsek burada yiyecek, barınak ve hayatta kalabilmemiz için başka materyaller bulabiliriz. Üf! Yok yok yok, 7 tane 8 tane kesemem ben. 7-8 tanesini aynı anda kesemem. Abi ne yaptın? Yoho! Öldük mü? Sakin. Sakin. Yapabileceğimiz en kötü şey paniğe kapılmak arkadaşlar. Paniğe kapılırsak öldük. Paniğe kapılırsak öldük. Koşarsam daha fazla zombinin dikkatini çekerim. Hayır! 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 Recai abi! Hayır! Ölemezsin Recai abi! Keşke paniğe kapılsaymışık ya. Panik yapmalıydık. Kabul ediyorum. Panik yapmalıydık. Panik yapmalıydık, tamam. Doğru. Abi. Ben de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaybolan bardak 25 bit göndermiş. Az kalsın hallediyordum bak. 8-9 tane kalmıştı demiş. Hallettim abi. Hallettim. Ve TR yolu bir içecek doldurmaya gittim, hemen ölmüşsün. Bileydim gitmezdim demiş. Sakin. Sakin abi. Recai geri dönüyor arkadaşlar. Recai'nin oğlu Mahmut. Recai zaten Mahmut Ekrem ya. Hepsini tamamlayacağım ben. Recai'nin oğlu Mahmut hayatta kalmaya çalışacak bu sefer arkadaşlar. Batuhan Atalay 5 lira göndermiş. Reis seviyorsun. Yurtta pek takip edemiyordum. Evdeyken yayınlara geleceğim artık. Başarılarının devamını diliyorum. İri adam demiş. Öptüm Batuhan'cığım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Öpüyorum kocaman kocaman. Hadi bu sefer siyahları çekelim. Recai'nin oğlu Mahmut. Her zamanki gibi. Saç yok. Sakal tam. Kirli sakalla göğüs kılı var. Recai'nin oğlu Mahmut. Arkadaşlar aynı taktik devam. Marangozluk artı şey alacağım galiba. Doğa insanı alacağım. Sürekli üşüyüp durmayalım. Recai Zade'nin Mahmut Ekrem romanı. Tamam işte, ben hepsini sıralayacağım öyle. Recai'nin oğlu Mahmut. Recai'nin oğlu Mahmut'un oğlu Zade. Recai Zade Mahmut Ekrem. Öyle gider, o öyle gider, o öyle gider. Babasının intikamını almaya giden Mahmut. Aynen öyle abi. Aynen öyle, hadi bakalım. Az önce başladık ya. Lan az önce başladık arkadaş, hemen böyle erkenden ölünür mü ya?
Vallahi hayatta kalma umudu yok ya. Direkt patlıyoruz. Zaman ya. Mahmut'un oğlu Zade iyidir ya. Mahmut'un oğlu Zade nedir ya? Abi daha neler neler ya. Ben bu Recaigillerin ailesini komple zombi salgınına salacağım yani böyle. Komple onlar zombi salgınındalar. Kaçarları yok. Hadi bakalım hızlıca bir başlayalım. Bak bu sefer siyahları çekmiş. Görüyor musun? Görüyor musun Recai'nin oğlu Mahmut'u? Arkadaşlar şimdi hayatta kalmak için bir numaralı kilo kural. Bir numaralı kilot ne ya? Hemen külotları ve çorapları yırtıp bandaj yapacağım. Çoraplar yırtılıyor mu? Bir saniye. Çoraplar yırtılmıyor. Giyilmiyor da boşver. Dexter, ben bir 10 dakika babaanneme alıp geleyim Samet'im. Ölme ben gelene kadar safe oyna demiş. Tamamdır, tamamdır Dexter'im. Çok dikkat et kendine. Tekrardan mutlu yıllar kankacım. Ya bu arada ne oluyor lan? Direkt fırtına da hava mı? Araba mı gördüm? Araba mı gördüm ben? Bir saniye. Araba var. Direkt araba var. Çok iyi. Konserve çorba. M. Çürümüş üzüm. Yeme. Derin dondurucu bomboş. Çokonat. Al. Mutfak bıçağı. Ver. Konserve sardalya. Gömeriz. Ama konserve açacağımız yok arkadaşlar. Fıstık ezmesi. Gömeriz. Eyvallah. Evelallah. Gömeriz. Bir bardak su taşıyayım yanımda. Tohumlar. Gömeriz. Gömeriz baba. Sıkıntı yok. Emin Bekir Vural. Babuş. Buradan Teknosin TV'ye yakıyorum. Tuğba'm seni seviyorum. Benim bağışı kaçırdın. Dikkat et abi. Kalp demiş. Teşekkür ederim. Bağışını kaçırmamış olmam lazım. Emin'cim. Okudum hepsini. Meme aç 100 lira falan dediydin hatta. Ben mememe açarsam yarım saat bulanık sıçarsın dedim. Ki hakikaten öyle. Benim meme o kadar işini açmaz. Babuş bugün doğum günüm. Mutlu yıllar dilersen sevinirim demiş. Mutlu yıllar dostum. Doğum günün kutlu olsun. Öf, dışarıda yağmur var gene. Dışarı çıkarsak hastalanacağız. Ama ben doğa insanı şeyini almadım mı? Aldım. Demek ki direnebiliyor olmam lazım hava şartlarına karşı. Su var mı? Allah'tan su var lan en azından. Bakalım direkt şu yandaki evlere falan gireceğim çaktırmadan. Şöyle yavaş yavaş yürüye yürüye. Geçen seferki gibi paniğe kapılmazsak kurtuluruz yapmayacağım. Panik yapmamız gerekiyormuş çünkü. Panik yapmazsak patlıyoruz abi. Çöpte defter sayfası var. Sakinim. Şat. Güzel. Ha? Yağmur dindi. Bir ajan edasıyla ilerliyorum. Evet. Yuu. Dur. Isırma. Ne olur ısırdım deme. Hafif zarar görmüş. Önemli değil. Bir iki parça yemek yeriz. Düzelir o hafif zarar. Şşş. Ablacım. Camı mama kırma. Bekle. Cam kırma. Radyo sesine geliyorlar. Radyo sesine. Bak radyo sesine geliyor hepsi ya. Kapan lan. Son ses çalıyor bir de hayvanat. Samet eski YouTube videolarından gördüğüm kadarıyla eski yıllardan beridir kitlen senin memeni istiyor. Senelerdir hala göremediler mi? Bir de neden bu kadar hevesliler? Troll mü gerçek mi? Gerçekse bu kitle fena. Abi ne yapacaklar benim pırsık yağlı mememi bilmiyorum ki. Yıllardır göstermedim evet. Arkadaşlar evin etrafı sarıldı. Arkadaşlar istila altındayız. Sevgili arkadaşlar şu an istila ediliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gene öleceğiz. Gene öleceğiz. Ben isyankar şişko. Şşş. Hayır. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer değil. Hayır. Ne oldu lan az önce? Çantayı alıp buradan defolup gidelim dostum. Yedek pantolon da al. Lazım olur. Şimdi
Bir soluk alabilir miyim? Babuş bitirdim parayı. Allah aşkına oku. 250 falan yazıyor. Hatta üst üste benimkiler canını yerim oku hadi. Kanka okuyorum hepsini. Okudum. Allah Allah. Araya mı kaynadı? Ne oldu? Error mu verdi? Run Mahmut run. Panik yap işe yarar belki. Galiba işe yaradı ya bu arada. Gel gel. Gir içeri gir. Ben olsam camların elime her tarafıma batardı o camlar var ya her tarafıma battıydı şu an. Bu arada o yürüyüş çantası o kadar iyi oldu ki. Elektronik hurda, hareket dedektörü, çivi, çürümüş peynir. Bana da zaten anca küflü peynir. Uzaktan kumanda ne ya? El yapımı tetikleyici ne abi? Zombileri bombaya oturtup öldüreceğim herhalde. Şimdi bir saniye. En güvenli yer nere? En güvenli yer nere biliyor musun? En güvenli yer tuvalet çünkü camı kırılmadı tuvaletin. Şimdi okul çantasını alıyorum. Okul çantasının içini betona atıyorum. Okul çantasını kullanmayı bırakıp yürüyüş çantasını sırtıma alıyorum. Yürüyüş çantasının 22 taşıma kapasitesi var çünkü. Yürüyüş çantasındakileri buraya atıyorum. Teknosim TV dedi yolladığı donate'inin yazısı gelmemiş son parasıymış. Benim hatırım için EO4 girer misin dedi. Olabilir, olabilir. Neden olmasın? Ve kaybolan bardak temiz. Az önce ölmeden önce de öyle oluyordu az kalsın. Bıçak kaç vuruyor? Bir base yaptıkça zombiler gelişiyorlar mı? Daha gelişmiş zombiler mi çıkıyor? Aa. Ama zombiler şey abi kalabalık. Kalabalık derken sürekli o zombiler yenileniyor ve bıçak tek atıyor. Ya yani bıçağın en güzel olayı bu, en önemli olayı bu. Bıçak sürekli tek atar. Bıçak tek atar abi. Bıçağın olayı bu. Suikast bıçağı gibi bir şey. Her türlü bıçağı şey olarak kullanabiliyor. Diş macununa falan gerek yok. Şöyle ufaktan yola koyulalım. Bak base'imiz de bayağı yerde oldu bünyemizde. Loot da yaparız sağlam sağlam. Ve zombiler gelişmiyor abi. Kalabalık. Sadece kalabalık var. Şu aşağıdaki küçük üf. Otelin dibinde spawn olmuşuz. Çok güzel. Patates edecekler bizi. Şu aşağıdaki küçük kulübede belki bir balta ya da kullanabileceğimiz farklı bir silah olabilir. Bu arada hemen şöyle yapacağım. Millet gelmiyor. Çok güzel. Beyzbol sopasını ve çiviyi ana envanterime alıp çivili beyzbol sopası yapacağım. Çünkü şu an başka bir sağ çıkma ihtimalimiz yok. Bir ara sopa falan gördüm. Onlarda da mı tek atıyor? Onların vuruş gücü farklı mı? Onlar tek atmıyor abi. Onların vuruş gücü daha yüksek. Bak, bıçak bir şöyle saplıyor. Bu şekilde bıçağın vuruş gücü çok düşük. Ama eğer zombiyle yüz yüze gelmeyi başarırsam bir tanesini çekebilirsem göstereceğim. Ama eğer zombiyle yüz yüze gelmeyi başarırsan, misal bak şekil 1 abi. Şöyle vurursan hiç damage almaz. Gıdıdan sokarsan ölüyor direkt. Ve son silahımı kullandım az önce. Şimdi yürüyerek çivili beyzbol sopası craftlayacağım. Sonra çivili beyzbol sopasını çift el kuşanacağım. Tek el kuşanırsam vurmuyor. Bunların olayı da alan vuruyor olması. Hani sopalar alan vuruyor abi. Daha fazla zombiyi düşürüyorsun. Ama durability'si daha çabuk yamuluyor. Şu depoya girmem lazım benim. Silah benzeri bir şeye ihtiyacım var. Ablacım bir dur. Abicim sen de bir düş. Bu arada farkındaysanız silahımın durability'si gitmesin diye şey yapıyorum. Yere düşenlerin kafasına tekme atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arabaya bak. Şurayı alayım arabaya gideceğim. Allah'ım kalabalığa bak. Tam bir savaş alanı ya. Şş. Abla öl. Teşekkür ederim. Kardeş. Sakin miyiz? Sakiniz. Buranın kapısı.
İnşallah alarm yoktur. Oo, jeneratör falan var. Bak çok güzel. Çok güzel. Tornavida çekiç kombosu. Şu an olabilecek en iyi konumdayız. Çünkü tornavida ve çekiç sayesinde dilediğimiz aleti söküp çıkartabileceğiz. Bir tane de full çekicimiz oldu. Çok güzel. O full canlı çekici ben envanterime atayım. Yedek silah olarak bulunsun. Tornavida çekiç kombosu. Olabilecek en iyisi şu anda. Ahşap tutkal. Güzel. Bununla da alet edevatımızı onarırız. Jeneratör bilgisi. Yakıt sıfır, durum %100. Yakıt bulursak eğer, benzin bulursak bu jeneratörü çalıştırabiliriz arkadaşlar. Jeneratörü taşımayı denersem ne oluyor? Evet, jeneratörün ağırlığı tam 12 kilo ve jeneratörü bavuluma koyamıyorum elbette. Bunu elde taşıyabiliyorum sadece. Jeneratörü yere bırakalım. Başka seçeneğimiz yok. Elektrik üretebilecek bir şeyimiz var. Tabii ki bunun için benzin bulmamız gerekiyor. Benzini de hadi bul bulabiliyorsan. Hadi benzini de bul bulabiliyorsan. Şu çivili beyzbol sopasını alayım da patlamayalım. Arkadaşlar burayı unutmayın diyeceğim ama unutacağız değil mi hepimiz? Şimdi koşmadan ıhtan ıhtan arabaya doğru kaçacağım. Benzin arabadan çıkar. Doğru ama ev için de şey lazım. Yani hangi eve çekeceğiz burayı? O da var. Susuz Bey'in babuş beni hatırladın mı? Acaba ipucu rap demiş. Hatırlamadım kanka. Üzgünüm. Aha, iki tane araba var burada. Dur şu eve bakalım. O arabalardan benzini de alırız. Benzinleri en azından gider. Jeneratörün yanına koyarız bak. O da güzel. İn bakalım. Takipler için teşekkür ediyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bunlardan bir şey çıkmadı. Yat aşağı. Çok sıkıntılı ya. Tamam. Hepsi öldü bunların. Tel. Gazete. Gazete işimize yarayacak ileride. Sıkıntımızı giderecek. Ama bu ev boş değil muhtemelen. Bu evin içerisinde eleman var. Ama bu evin bir cacık edeceğini zannetmiyorum ben. Sıkıntı o. Hadi canım. Bir saniye. İki taneler mi orada? Aynen iki taneler. Mangal kömürü mü? Tam ihtiyacım olan bulut. Kapıyı kıramazlar kolay kolay. Acelemiz yok. Alacağımızı alıp defolup gidelim. Ananı yiyeyim. Tabi camlar da o kadar dayanıklı değil. Sülük havzası gibi havzaları var. Tamam. Buranın tadı kaçtı arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bayramlar. Görüşürüz. Buranın tadı kaçtı abi. Sal. Sal. Oranın tadı kaçtı. Hiç uğraşamam ben onlarla. Bu arabaların hareket edeceğini zannetmiyorum bu arada. Bu arabanın hareket etmesinin imkanı yok ya. Evet. Evet, 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 evet. Uzak dur, uzak dur. Bu arabaya nasıl bineceğim ben? Aa dur, biniyor, biniyor galiba. Ya biniyor ya kaputu araştırıyor. İki seçenekten biri ama çok kalabalık arabanın oraya. Bu zombilerde de nasıl bir şey var? Görüş kapasitesi. Vur, 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 it. Vur, it. Vur. Sıkışacağız mı? 4. 4 zombiyi alabilirim ya. 4 zombiyi alabilirim abi. 4 zombide bir sıkıntı yok. Sakin. İt. Vur. İt. İt. Tamam. İt. İt. Vur. İt. İt bunu. Vur bunlara. Oy! Bas tekmeyi. Allah'ım gene mi? Ya çekilin bir. Oğlum bu zombilerde bir şey var. Değiştirmişler bunu. Ay, ısırıldıysak öldük zaten. Isırıldık ki büyük ihtimalle. Ay yayın da bitsin ya. Dene.
Gene aynı şey. Bıçağı alsana daha iyi olmaz mı? İşini zorlaştırıyorsun. Bıçak kırıldı abi. Bıçak yok ki ortalıkta. Çok kalabalıklar ya. Takipler için teşekkür ediyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz hepiniz. Abi çok kalabalıklar ya. Ya 6. aydan hayatta kalmak imkansıza yakın bir şey herhalde. 6. aydan hayatta kalamıyorum. Ve oyun kendini kapattı.